o gücün dengelenmesi ve acil durumlarda başbakanın ve cumhurbaşkanının, zaten cumhurbaşkanı başkomutandır. Evet. Onun tabii olarak hakkıdır. Ama maalesef bizdeki gelenek cumhurbaşkanının bu tabii hakkını dahi kullanması noktasında biraz çekingendir, mesafelidir. Şimdi burada özellikle Sayın Başbakanımızın, ki o şeyde biz de o olayın içerisindeydik. Yani pistin vurulmasıyla ilgili konu belki ilk defa açıklama olacak bu. İlk açıklama olacak. Pistin vurulma gerekçesi aslında bunlar darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda 3 tane kasa uçağını hazırlettiler, kaçacaklardı. Akıncılar hava üstünde. Akıncılardan kaçacaklardı. Biz o kaçışın engellenmesi için dedik ki acilen pistlerin vurulması lazım. Bunlar kaçmamalı. Bu hainler kaçamamalı. İki şey yaptık. Bir, üssün pistlerin vurulması. İki, helikopterlerin kalkışına izin verilmemesi, fiilen engellenmesi. Hatta bir helikopterin kalkma şeyinde ateş altına alındı ve kalkması engellendi. Eğer Sayın Başbakanımızın o emrinden sonra pist vurulmamış olsaydı, bilin ki bugün darbecilerin neredeyse tamamı yurt dışına kaçmış olurdu. Onun için bu kritik anlarda Sayın Başbakan'ın doğrudan emir vermesi ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama burada şimdi şöyle bir anlayış var arkadaşlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani özellikle 15 Temmuz gecesinden sonra bazı sayıları çok az olan çevrelerin şöyle bir yaklaşımı var. Ya bu FETÖ çok kötü bir örgüt. Allah belasını versin. Bunları devletten temizleyin. Ama ya bu ordunun darbe yapma şeyi de kalsın ya. Bu lazım olabilir bir gün anlayışı var. Şimdi bu anlayış kesinlikle kabul edilemez bir anlayıştır.